RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, dünya ve ülke gündemine ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Milli Savunma Eski Bakanı Fikri Işık da katıldı. Son Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından düzenlenen genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, dünya ve Türkiye gündemine ilişkin konularda önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya Milli Savunma Eski Bakanı Fikri Işık, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İl Merkez İlçe Yönetimi, Kadın ve Gençlik Kolları, İlçe Belediye Başkanları ve Partililer katıldı. Toplantıda konuşan Yıldırım, 20 yılda genel ve yerel seçimlerle referandum dahil 15 seçim yapmışız. Neredeyse her yıl seçim olmuş. Sonuç ne? Sonuç AK Parti. Cumhur İttifakı son yıllarda Cumhur İttifakı açık ara önde. Bunun için yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye'yi doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birbirine yakınlaştırdık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Demir yollarının 150 yıllık makus talihini değiştirdik ve milletin gündemine taşıdık. Şehir hastaneleri verdiği hizmeti dünyanın en gelişmiş ülkeleri veremiyor. Şehir hastaneleri için yemediğimiz dayak kalmadı. Niye yapıyorsunuz? Kime peşkeş çekiyorsunuz? Kimi zengin ediyorsunuz diye bizi yerden yere vuranlar oldu. Bu pandemi sürecinde, bu mikrobun yayılma sürecinde mahcup oldular ve şehir hastaneleri hayat kurtarmaya başladı. Güvenliğin, huzurun olmadığı bir yerde nasıl iş yapacaksınız? Erişemediğiniz yere nasıl gideceksiniz? Nasıl yatırım yapacaksınız? Onun için Cumhurbaşkanımız boşuna söylemiyor. Yol medeniyet, su medeniyet diye. Günlerimizi, ömrümüzü boşuna geçirmedik. Muhalefet laf üzerine laf koydukça bizler taş üzerine taş koyduk ve bütün hizmetleri milletimizin ayağına getirdik. Şimdi bu pandeminin getirdiği belirsizlik bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Yaşadığımız hayat pahalılığı, yaşadığımız ekonomideki dalgalanmalara mazeret olarak söylemiyorum. Bu bir gerçek, bu bir durum tespiti. Amerika, Avrupa denen ülkeler enflasyon denen bir şey bilmiyordu. Bugün Amerika'da enflasyon 0'dan %7'ye çıkmış. Bu ne demek? 7 kat artış. Bizde onlardan 20'ye çıkmış. Yani 2 kat artış. İyi mi? Değil. Belirsizliği yönetemezsiniz. Hiçbir ülke belirsizliği yönetemez. Kriz yönetilebilir, belirsizlik yönetilemez. Hepimizin umudu bu belanın bir an önce defolmasıdır dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin aksakalı gençlerle buluşuyor programına katılan Yıldırım, gençlerle sohbet ederek AK Parti iktidarı süresince son 20 yılda yapılan icraatlar hakkında bilgi verdi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Profesör Doktor Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. Programa Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Kor General Yavuz Türkgenci, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Akın Levent, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Türkiye'nin aksakalı gençlerle buluşuyor programına katılan Yıldırım, gençlerle sohbet ederek AK Parti iktidarı süresince son 20 yılda yapılan icraatlar hakkında bilgi verdi. Ardından gençlerle sohbet eden Yıldırım, sorunlarını da dinledi. Sağlık Bakanlığı 6-12 Kasım arasında 100 bin kişide haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Erzincan'da vaka oranı 286.65 olarak açıklandı. Vaka sayılarına göre Erzincan, bölgede vaka oranı en fazla olan iller arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı 6-12 Kasım arasında 100 bin kişide haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. Erzincan'da vaka oranı 286.65 olarak belirtildi. Vaka sayılarına göre Erzincan, bölgede vaka oranı en fazla olan iller arasında yer alıyor. 6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise 481.26 ile Osmaniye,
461.35 ile Balıkesir, 414.65 ile Tunceli, 387.72 ile Bilecik, 325.93 ile Kırklareli, 313.95 ile Tekirdağ, 309.30 ile Çanakkale, 292.49 ile Bartın, 284.50 ile Adana ve 245.52 ile Hatay oldu. Erzincan'da önceki haftalarda sırasıyla vaka sayıları 100 bin kişide 402.25, 374.95, 296.36 ve ardından 286.65 olurken bölge illerine göre oranın yüksekliği dikkat çekiyor. Geçelim abi. Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin kent genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmaları devam ediyor. Demirkent yerleşkesinde yeni imara açılan sokaklarda asfaltlama çalışması yapıldı. Erzincan'a modern ve çağdaş bir kimlik kazandırmak için kent merkezinde sürdürdüğü çalışmalarına hız veren Erzincan Belediyesi, kış ayları öncesi asfalt çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında son olarak Demirkent yerleşkesinde yeni imara açılan sokaklarda asfalt çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ekiplerimiz şehrin muhtelif yerlerinde altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kış öncesinde işleme alınan bölgelerde belirli periyot çerçevesinde çalışmalarımız sürüyor. Daha güzel bir Erzincan'da yaşamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalar Erzincan'ımıza hayırlı olsun dedi. Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, COVID-19 pandemi sürecinde il genelinde başarılı filyasyon çalışmaları yürüten ve sağlık kuruluşlarımızda hasta tedavilerini fedakarca gerçekleştiren diş hekimlerine teşekkür etti. Sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla. Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Erkan Hirik, COVID-19 pandemi sürecinde il genelinde filyasyon çalışmaları yürüten ve sağlık kuruluşlarımızda hasta tedavilerini fedakarca gerçekleştiren diş hekimlerine teşekkür etti. Hirik açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Özellikle son 2 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemi sürecinde ilimiz genelinde gerek başarılı filyasyon çalışmaları yürüterek gerekse sağlık kuruluşlarımızda hasta tedavilerini gerçekleştirerek fedakarca hizmet vermeyi sürdüren diş hekimlerimize teşekkür ederiz. Hastalıkların büyük bir kısmının ağız yoluyla bulaştığını göz önünde bulundurduğumuzda ağız ve diş sağlığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bir başka ifadeyle ağız ve diş sağlığının korunması aslında olası birçok hastalığın başlamadan bitmesi demektir. Ağız ve diş sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde önemli roller üstlenen böylesi seçkin ve kutsal bir mesleğin mensupları diş hekimlerimizin 22 Kasım Diş Hekimliği Günü'nü ve yine aynı tarihe tekabül eden Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası'nı en kalbi duygularımla kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum ifadelerine yer verdi. Erzincan İnsani Yardım Derneği İHH 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Türkiye'den hareket edecek olan yardım konvoyuna destek bekliyor. Erzincan İnsani Yardım Derneği İHH 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Türkiye'den hareket edecek olan yardım konvoyuna destek bekliyor. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde tüm Türkiye'den yardım konvoyu düzenliyoruz. Suriye'de savaş nedeniyle göç etmek zorunda kalan milyonlarca insan yıllardır zor şartlarda yaşıyor. Kış geldiğinde ise dondurucu soğuk ve yağmur şartları daha da zorlaştırıyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bot, mont, battaniye, soba ve kömüre ulaşamayan yüz binlerce aile var. Yağmur yağdığında kamplar çamurla doluyor ve çadırdan çıkıp yürümek dahi mümkün olmuyor. Kış kapıda
da milyonlarca ihtiyaç sahibi yolumuzu gözlüyor. Bağışlarınızla kardeşlerimizi dondurucu soğuklara karşı yalnız bırakmayalım. Bir çuval un 200 TL, bilgi ve destekleriniz için 0446 224 66 88 0507 917 24 42. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu GSS kapsamında olup da gelir testi yaptırmayanların en kısa sürede gelir testi yaptırmaları konusuna dikkat çekiyor. Gelir testi için son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2021. Erzincan Sosyal Güvenlik Kurumu GSS kapsamında olup da gelir testi yaptırmayanların en kısa sürede gelir testi yaptırmaları konusuna dikkat çekti. Gelir testi için son başvuru tarihi 30 Kasım 2021. Yapılan açıklamada hane içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inin altında olması halinde GSS prim borcunun tamamını siliyoruz. Sağlığa erişiminizi ücretsiz sağlıyoruz ifadelerine yer verildi. İlgili vatandaşların 30 Kasım 2021 tarihine kadar il, ilçe, SGK kurumlarına müracaat ederek gelir testi yapmaları bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 sürekli işçi alımı sözlü sınavına katılan adayların mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını başvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Çekişi başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 1-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen 2021 sürekli işçi alımı sözlü sınavına katılan adayların mülakat sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarını başvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Yapılan açıklamada bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kollarında istihdam edilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan sınav kurullarınca 1-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan 2021 yılı sürekli işçi alımı sözlü sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını başvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. İlan edilen kontenjan sayısına girerek atanmaya hak kazanan adaylara atanmaya ilişkin hususlar daha sonra Bakanlığımız Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından bildirilecektir. İlgililere ilanen duyurulur açıklaması yapıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Erzincan Belediyesi tiyatro salonunda gösterime giren Tersine Dünya adlı tiyatro beğeniyle izlendi. Ben eve gidiyordum zaten, bırak ne olur gideyim ya. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı ortaklığında Erzincan Medeniyet, Sanat ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali etkinlikleri kapsamında sahne alan Tersine Dünya isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan tiyatro oyunu beğeniyle izlendi. Festival kapsamında finale kalan filmler arasından 19 Türkiye, 2 Kazakistan, 1 İran, 1 Macaristan ve 1 Meksika'dan olmak üzere 24 film ana jürinin oylamasına sunuldu. Festivalde dereceye girecek olan filmler 23 Kasım 2021 tarihinde açıklanacak. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 14. haftasında deplasmanda karşılaştığı Pazarspor'u 4-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Erzincanspor aldığı bu galibiyetle büyük moral kazandı. Türkiye 2. Ligi'nde mücadele eden 24 Erzincanspor Lig'in 14. haftasında deplasmanda Pazarspor'la karşılaştı. Oyuna iyi başlayan Erzincanspor 3. dakikada Muhammed Demirci'nin golüyle 1-0 öne geçti. Gol çıkartıyor. Evet, Erzincan golü yedik. Evet, golü maalesef dakika itibariyle. Maçın 10. dakikasında Oktay Balcı attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi. 2-0. Evet, 2-0 oldu bir anda. Yani... Bu golün ardından maçın 15. dakikasında Pazarspor'dan Mehmet Demiröz'ü attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Pazarspor 19. dakikada Mehmet Demiröz'ünün golüyle beraberliği sağladı ve skoru 2-2 yaptı. Maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 24 Erzincanspor'da Muhammed Demirci 62. dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. Oyuna sonradan giren Ozan Papaker 71. dakikada attığı golle skoru 4-2 yaptı ve karşılaşma 4-2 Erzincanspor'un galibiyetiyle sonuçlandı. Çeldi, direndi, dışına vurdu, çıktı. Yani Erzincanspor aldığı bu galibiyetle puanını 14'e çıkardı ve ligde 15. sırada yer aldı. 24 Erzincanspor ligin 15. haftasında 26 Kasım Cuma günü kendi sahasında Ahmet Sportif Faaliyetleri konuk edecek. İkinci golünü attı. Gördük ki oldu. Evet. 53 numaralı sporcuları. Boş kaldı, 4-2 oldu. Belli, 53 numara. Şimdi de Erzincan ve çevre illerde beklenen son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Erzincan 0-12, Erzurum -3-11, Sivas -1-15, Gümüşhane -1-12, Bayburt -2-11, Giresun 11-18, Elazığ 3-16, Tunceli 1-15, Bingöl 2-14, Malatya 3-16, Yozgat 1-14, Amasya 2-17, Kars -6-9, Van -1-10, Ağrı -4-10 derece. Dolar 11.20, Euro 12.64, gram altın 663 lira, tam altın 4.260 lira, yarım altın 2.130 lira, çeyrek altın ise 1.065 liradan işlem görüyor. RT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir gündemde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.